Herkese merhaba. Ben Öykü. Ben Övgü. Bugün ikizlikle ilgili sorularınızı cevaplıyoruz. İkiz olmakla ilgili merak ettiklerinizi sormuştuk sizlere. Gelen soruları da burada paylaşarak cevaplayacağız. Başka merak ettiğiniz varsa onları da sorabilirsiniz. Çok böyle. Evet, gelen soruları cevaplıyoruz gibi oldu. Soru yok Öykücüğüm. Tamam. İkiz olmak nasıl bir duygu? Aranızda telepatik bir ilişki var mı? Şimdi aslında iki soru şeklinde. İlk soru nasıl bir duygu? Yani bunu cevaplamak bizce zor yani. Çünkü bizim tek bildiğimiz diyebiliriz. Evet, ikiz olmak yani... Olmamayı bilmiyoruz. Biz de onu merak ediyoruz. Yani şöyle, ikiz olmak yani aslında kardeş gibidir diye düşünüyorum yani, ben. Evet, aynı yaşta kardeşin olması gibi. Aynen. Ama tabii büyürken, tabii kardeşler de bazen öyle. Her şeyi paylaşıyorlar. Bazen hani biz de her şeyi paylaşıyoruz. İşte kıyafetler, kitaplar vesaire. Mesela bizim üniversitede arkadaşımız vardı. Bir yaş vardı aralarında. Okula da aynı yıl başlamışlar. İkiz gibi okuyorlardı ama mesela kardeşlerdi. Evet ama işte onlar da ikizmiş gibiydi yani. Yani nasıl bir duygu? Yani güzel diyeceğim ama tabii zorlukları da var. İkiz olunca bence biraz işte... yargılayanlar da oluyor. Şöyle, ikizler böyle büyümeli, ikizler şöyle davranmalı, ikiz ebeveynleri böyle yapmalı falan gibi. Tabii ki de doğruları vardır, yanlışları vardır. Konumuz bu değil. Ama zor yanları da var tabii. Bir de sürekli de karşılaştırma oluyor. Haklı olarak ona da kızmıyorum yani. Sonuçta benzeyince insan böyle bir ayırt etmek için de karşılaştırıyor. Bu da belki bazı ikizleri zorluyor olabilir ama biz alışırız yani. Aynen. Mesela karşılaştırılmamak için saçını farklı yapan, farklı şeyler okuyan, hatta farklı ülkelerde okuyanlar bile gördük. Evet. Yargılamak için değil yani. Hani sadece o bir hani başa çıkma mekanizması herkeste farklı işliyor tabii ki. Aynen. Ben benzemeyi seviyorum. Biz evet o yüzden de saçımızı aynı renk yaptık yine. Evet. Evet, aranızda anlaştık mı? Evet. Aranızda telepatik bir ilişki var mı? Bence var. Var. Ama bak ben yıllar içinde şunu keşfettim. Bence telepati sadece ikizler arasında değil de çok fazla zaman geçiren insanlar arasında olan bir şey. Kesinlikle de. Bence de karşındakini çok tanıyınca ve ortak geçmişin çok fazlalaşınca o telepati oluyor gibi. Ama bak bir kere şimdi 2 tane telepati anımız var. İkisini anlatalım mı? Tamam hadi anlat. Tamam, bir tanesi yıllar önce yani lisede anlattığım bir anıydı. Bir kere bir yerdeyim, bir mağazadayız. Övgü'yü çağırmayı düşündüm. Övgü beni çağırdın diye yanıma gelmişti. Bu bence bir telepati. Gerçekten de bir telepati anı. Hatta böyle acaba çağırdım mı diye de düşündüm ama çağırmamıştım. Bu bir telepati anı olabilir. Bir daha öyle bir şey olmadı. Diğer anımız çok yakın zamanda oldu. Anlatınca çok çılgın ve saçma gelecek ama yine de anlatmak istiyorum. Çünkü gerçek bir telepati anıydı bence. Arabada giderken başka bir arabayı görüp bir dizi karakterine benzettim ben onu. Bilmiyorum, belki size de oluyordur. Arabanın farları göz olur, plaka ağız olur, işte rengi saç rengi falan. Marka burun olur ya, hiç yapar mısınız bilmiyorum. Böyle bir dizideki bir karaktere benzettim. Ama Öykü'ye söylemedim. Sonra ben de o sırada arabayı sürüyorum. Bir anda aklıma o dizi karakteri geldi ama diyorum ki nereden geldi? Hani yeni izledik falan diye düşünüyorum. Yeni izlememiştik bu arada. Ya yani. İşte birkaç gün önce falan izlemişiz yani. Ama o karakteri Öykü de o an düşünmüş. Sonra bence biraz sonra söyledi. Aa işte şu arabaya baksana, o karaktere benziyor diye. Ben de diyorum ben o dizi karakterini niye düşündüğümü düşünüyordum. Nereden aklıma geldiğini düşündüm. Şöyle diyebilirsiniz. Hani belki de gerçekten sen de benzettin o arabayı. Ama o arabayı görmüş müydün? Gördüm. Ama hani benzettim diye düşünmedim. Hani o arabayı gördüm, aklımda bakıyorum, yola gidiyorum. Birden pop-up olur ya hani böyle birden canlandı o karakter. Hani ama yine de bence o arabayı, o karaktere benzetmek de bir telepati örneği olabilir. Çünkü yani hani bu da kolay bir şey değil ya. Evet. Yani bu yakın zamanda telepati olabileceğini düşündüğümüz bir an. Sayar mısınız bilmiyorum. Sayarsanız yorumlarda merak ediyorum yorumlarınızı. Diğer soruya geçelim. Sorumuz nedir? Hiç aynı kişiden hoşlandınız mı? Bu soruyu bir sürü kişinin merak ettiğini biliyorum. Çünkü bu gerçekten daha önce de gelmişti ama acaba cevaplamış mıydık? Yani bir sürü kişi merak ediyor gibi falan. Hayır, gerçekten hayır. Ben bu soruyu çok gördüm yani. Belki de başka ikizlerdeki evet. soru cevaplarda görmüşümdür. Neyse. Hiç aynı kişiden. Evet. Aynı kişiden hoşlanmadık. Belki de bu olmasın diye hemen birimiz birinden hoşlanacağı hemen söyleriz. Yani. Aynen evet. Yani biz zaten ben biliyorum Öykü'nün ne tip insanlardan hoşlanacağını. Yani tarzımız da başka. Ama yok ya gerçekten yani ilk böyle hemen bir hoşlandığımız anda birbirimize söylediğimiz için belki de bilmiyorum. Hiç öyle bir durum olmadı. Neyse ki çok şükür inşallah evet. ileride de olmaz. Evet. Ama yani ya Öykü'nün hoşlandığını bilince hoşlanamıyorum zaten. Aynen. Evet eskiye de bakıyorum ta küçüklüğümüzden beri hani böyle şey olduğu zaman hani en hoşlanma zamanlarından şimdiye kadar öyle bir şey olmadı. Evet. Hoşlandığımız ünlüler bile farklı olduğu evet, için evet. Yani öyle bir durum olmadı. Yalnız böyle aşk konuları çok merak edilmiş. Böyle bir soru daha var. Başka evet. Teşekkürler böyle şeyler sorduğunuz için ama aslında insan da bekliyordu tabii ki de. Ne demek yani? Yani işte merak edilmesi normal. Aynen evet. Bu kadar. Çok da juicy bir şey vermedik Övgü'ye. Bir şey söyleyebilirim ama şimdi. İçinde evet. bir uktedir. Bak. Ne? Çok sinir bir şey. Alakasız gibi gelecek ama. Bir kere 1 Nisan günü Öykü'nün bana yaptığı bir şaka. Bunu önceden söylemeyeyim, dur şaka olduğunu söylemeyeyim. Önceden tamam. Olayı anlatayım. Şimdi bir gün Öykü geldi, küçükken bu yani okulda, lise zamanı. Lisede. Geldi dedi ki ben Övgü işte bir şey söyleyeceğim ama nasıl söyleyeceğim, ben galiba birinden hoşlanıyorum falan diye böyle. Ben de aşırı meraklandım, farklı sınıflardayız, farklı insanlar tanıyoruz falan. Bana böyle utanı sıkıla birinden hoşlandığını söyledi. Ben de şok geçirdim. Ondan hoşlanmasını asla beklemem. Çünkü hiç hoşlanılabilecek biri değil falan. Böyle şey gibi değil. Yani yanlış anlamayın. Yani çok üzüktü falan gibi değil. Yani böyle sadece çok böyle sinir bozucu birine söyledi. Ben de olgun kardeşliğine takıldım. Dedim ki aa öyle mi? Diye içimden böyle inanmıyorum. Neyse işte böyle bir hani... Tamam destek olmalıyım, yargılamamalıyım. Hani kalbini kırmayayım, hoşlanıyorsa falan gibi. Konuştum, aa öyle mi? İşte nasıl falan diye soruyorum. Öykü kakır diyor böyle hani işte böyle falan diye böyle konuşuyor. Bayağı bir uzattı. Ben de bayağı bir destek oldum. Ondan sonra Nisan 1 diye şaka yaptı bana. O kadar sinirim bozulmuştu ki. Bir daha bir şaka yapmadım. Çok kızmıştı çünkü. Yani bir de... Yani hoş bir şey değil. Zaten hep şakalıyorlardı beni. Bir de Öykü bir de bir arkadaşımız daha. Hoş bir şey değil. Duygusal konularda şaka yapmayın. Burada nasıl bir bağlantı kuracaksın? Yani ben anlarım aslında hoşlandığım yani şey. Evet bir de beni kandırdığı için böyle yapıyormuş meğer. Ben de çok kolay oldu yani. Gülüyorsun çünkü yani bu bence yapacaksın. Alakalı bir konu olmadı yani de işte böyle. Yani hep birbirimize söyleriz. Bağlantıyı. Ben de şey için bağladığını düşünüyorum yani. Hani onda bile anlamıştım aslında da bir hani uymamıştı kafamda. Evet değil mi? Öyle dediğini düşünüyorum. Olabilir öyle de yorumlayabilirim. Ama inanmıştı. Sonuçta bence güzel bir şakaydı. Evet. Dur ben Öykü'nün bana yaptığı şakaları anlatsam o bir video çıkar. Evet. 1 Nisan şakası evet. Sonra benim yapamama fail'larımı da anlatabiliriz. Tamam. Bir tane video 1 Nisan tamam. şakaları olsun. Diğer aşkla ilgili soruyu da hemen ardından soralım dedim. Ama bu niye burada duruyor diye. Bu bizim dekorumuz oldu. Evet tamam o zaman. Diğer hiç soru. Birinizin hoşlandığı diğerinizden hoşlandı mı? Bu bir aşk üçgeni yaratma çabası. Cevaplamak daha zor. Biz mi bileceğiz? Gidip ona sormak lazım ama görünüşe göre ya olmuş da olabilir bilmiyorum. Yani olmuş olsa bile yani böyle bir şey hani birimizden hoşlanan diğerimize, yani birimizin hoşlandığı diğerimize yani bizim bildiğimiz bir şey yok. Neyse ki. Soruyu sen mi okuyorsun? Evet. Biriniz üzülürse diğeriniz de üzülüyor musunuz? Yani böyle birbirimizden haberimiz olmadığı zamanlarda onun ruh halinden hani hissedip hani o da bir telepati. Öyle bir şey oluyor mu? Ya aslında böyle sanki olmuştu gibi de hatırlıyorum. Hani böyle işte servis üzülmüştüm de Öykü üzülmüş falan gibi bir şeyler falan bilmiyorum. Ben çok hatırlamıyorum. Yok ya. Ben özellikle de bak üniversitede çok fazla ayrı kaldığımız zaman oluyordu. Lisede de yani. Lisede de öyle. Ve liseyi tam hatırlamıyorum. Yani o kadar böyle anlatılacak bir anı yokmuş gibi hissediyorum. Ama tabii ki de yani. Yani mesela yanımda ağlarsa, üzülürse ondan üzülüyorum tabii yani. Hı. O da ama... Küçükken yanımızda birimiz ağlayınca diğerimiz de ağlardık. Ama niye ağladığını bilmesek bile hani. Evet yani. Tamamen o ağlamasına ağlamak gibi bir şey. Hani evet, ağlıyorsa ama... ben de ağlayayım gibi bir şey. Ama ilkokul seviyesinde. Hı. Aslında ben şey soruyorlar hani biriniz için diklersem diğeriniz de hisseder mi diye, öyle bir soru gelmemiş ama bu uygun olabilir diye burada cevaplamak istiyorum. Öyle bir şey olmuyor. Bu kadar falan. Öyle şimdikliyim falan. Evet yani ama hani bir de şey hani Öykü'nün demin dediği gibi hani birbirini çok tanımaktan dolayı bir hani empati yoğunluğu veya yüksek empati yapabilme şeyi oluyor yani. Ama sadece ikizliğe özel bir durum değil bence. Yani evet mesela bu durumda Övgü şöyle hissetmiştir. Aynen mesela diyebiliyorum. Bence bunda şunu düşünür. Evet buna kızmıştır falan diyebiliyorum. Ama bu sadece ikizlikle alakalı bir şey değil bence. Çok iyi tanımakla alakalı. Hı-hı. Çok iyi arkadaşlar da bunu bu şekilde anlayıp hissedebilir bence. Evet. Yeni sorum. Evet. Hiç yer değiştirdiniz mi? Evet. Biz bu anıyı aslında çok anlattık. Videosunu da çekmiştik. Evet ama tekrar anlatalım. Aslında bu soru bizim iyi ki de yer değiştirdik dedirtiyor bana. Çünkü her yerde onun ekmeğini yiyoruz. Ama o zaman da zaten değiştirirken şey demiştik. Hani, sırf değiştirmiş olmak için. Bu bir bizim anımız olsun diye değiştirdik. Evet yani çünkü böyle herkes o zaman bile soruyordu bize hiç yer değiştirdiniz mi diye. Değiştirelim ya olduk. Böyle bir gün bir de durduk yere galiba değil mi? Ha, bugün yer değiştirelim diye mi geldim? Tam hatırlamıyorum olabilir, yani. Önceden planlamamıştık. Lisedeyken aslında sonra üniversitede değiştirdik. Neyse lisedeyken değiştirdik. Burada da bir anlatalım mı? Zorunluluktan da. Tamam. Öbürü keyiften diyorsun. Lisede değiştirmiştik bir kere. Onu anlatıyorum. Bir biyoloji dersi sınıflarımız yan yanaydı. Ayrı sınıflar. Aynı anıyı anlatıyoruz ama yine de anlatayım. Yani bilmeyenler varsa anlatalım. Bizim de tek anımız bu yani. Evet. Hocalarımız da önceki sene diğerimizin hocaları olmuş yani. Yani evet. Ben bir arkadaşımıza söyledik. Sadece bir arkadaşımıza. Öykü'nün sınıfındaki sıra arkadaşına söyledik. O da anlar mıydı acaba? Aslında ona da söylememeliydik yani bak. Bence anlardı. Evet, yakın arkadaştı çünkü. Aha. Neyse üstümüzdeki şeyleri değiştirdik falan. Aynen, kazaklarımızı değiştirdik. İnsanlar belki fark etmezdi bile yani de neyse. Sonra birbirimizin sınıfına girdik. Şimdi Öykü'nün olduğu sınıf rahat, herkes sırasında oturuyor. Benim olduğum sınıf böyle büyük masalar etrafında oturuyoruz. Öykü benim nerede oturduğumu bilmiyor. Biraz beni rezil etmiş o yüzden. Böyle kenarda ayakta durmalar, böyle tuhaf sessizlikler falan yani. Teşekkür ederim. Ama bana dedi ki bilmem kimin yanında oturuyorum. Ben o otursun diye bekliyorum ki nereden bileyim kimin nerede. Ben kendimi anlatayım. Ben girdim sınıfa, arkadaşımın yanına oturdum. Hoca derse başladı. Güzel ders yapıyorduk. Notlarımı aldım ve çıktım. Böyle çok heyecansız, dümdüz. Kimseyle zaten iletişime geçmediğim, öyle hiçbir şekilde zaten olmayacak, anlaşılmayacak bir durumun olduğu bir şeydi. Derse katılma falan da yoktu herhalde. Ya da katılmadım mı acaba bilmiyorum. Ya hoca da anlamadı. Benimkinde de şimdi hiç kimse bilmiyor sınıfta. Benim aslında durumum gerçekten çok zor. Daha zormuş, şimdi bakınca. Evet. İşte ama sen daha cesursundur, sana daha uygunmuş. Olabilir evet. Şimdi ben böyle insanların oturmasını bekledim. Bayağı böyle ayakta duruyorum. O insanlar oturduktan sonra kimin nerede oturduğundan dolayı. Bu arada sırtında da çantan var herhalde değil mi? Çantanla ayakta duruyorsun herhalde. Onu hatırlamıyorum. Bir yere de koymuş olabilirim. Çünkü sınıflar hani hep aynı sınıfta değildik ya. Neyse işte. Evet. Onu tam hatırlamam. Neyse işte ondan sonra herkes oturduktan sonra oturdum. Şansıma bakın ki grup çalışması var. Ortaya bir kağıt koyup masanın etrafındakiler o soruları cevaplamaya çalışıyor ki bir de benim işlediğim konu da değildi galiba. Bir şey hatırlıyorum. İnsanlara bırakıyorum falan. Böyle birkaç kişiden yüzüme çok dikkatli baktıklarını ve böyle bir şey farklı geldiğini hissettiklerini anladım. Ama ben böyle gözümü kaçırıp hani falan hani belli etmemeye çalıştım. Halbuki böyle bir ne diyorsun hani ayırt mı etmeye çalışıyorsun? Ya aslında belli etseydin. Hayır sonraki şey, sonra da neyse sen anlat. Neyse işte sonra da bu şekilde hani kimse de cesaret edemedi seni. Durduk yere sen Öykü değilsin, Övgü değilsin falan hani böyle bir şey yapmak da istemediler. Haklı olarak da hani durum çok garipleşebilir diye bence. Bir de lise hani böyle çekiliyor falan filan. Hiçbir şey olmadı. Ben de çıktım o sınıftan. Kimse de fark etmedi. Ama bence işin kötü yanı kötü diyeceğim. Evet gerçekten. Yani, hani biz bunu... Amacı neydi mesela? Aynen, evet. Kimseye söylemedik ve o öyle o şekilde bir deneyim olarak kaldı yani. İnsanlar demişler dedim tuhaf bir kız ya falan demiş olabilir. Bir kere sonra lise sondayken, bunu lise sonunda yapmamıştık. Lise sondayken bir derste konuşulurken söylemiştim. Orada biri şey dedi. Aa biliyordum dedi ama o sınıfta değildi. Belki de başka anları o değiştirdik olarak anlıyordu olabilir. Bilmiyorum. Evet. Neyse başka bir anımız daha var. Onu hızlı anlatacağım. O da üniversitedeyken bir aldığımız derste paper yazmıştık ve birebir toplantıyla hocayla beraber paperların üzerinden geçiyoruz. Birebir. Yaptığımız hataları konuşuyoruz falan. O yüzden herkes randevu alıyor hocayla beraber. Saat şunda Öykü gidecek, ben gideceğim falan. Öykü'nün gideceği saate mi Öykü yetişemedi? Sen yetişememiştin. Ben yetişemedim. Ha. Bir şey vardı, ben yetişemedim. Öykü yolladı. Öykü dedi ki mümkün değil, yetişemeyeceğim. Sen gir benimkine, ondan sonra ben de seninkine girerim dedi. Ama şöyle bir şey oldu. Hoca da çok sert miydi tam hatırlamıyorum. Yani, böyle şey bir adam. Ya o şeye çok önem veriyordu. O saatinde gelinmesine aşırı önem veriyordu. Yani en önem verdiği şey oydu. Ve hani asmayacaksın, gideceksin kesinlikle orada olacaksın. Bizimki de erken saat 8:10'dan 8:20 mi öyle bir şey. Neyse işte ben Övgü'nün yerine girdim. Ama tabii ki de kendi yazdığımızı hocayla tartışıyoruz. O yüzden Övgü'nün yazdığını ben hocayla tartıştım. Ama ne yazdığını bilmediğim için hoca bunu neden yazdın dediği zaman çok zorlanmıştım, onu hatırlıyorum. Sonra sen nasıl? Yani ben de hani tekrar cümleyi okuyup evet bence burada şunu demek istedim gibisinden hani böyle bir hani kendini anlatmaya çalışıyorsun. Tabii hoca kaç öğrenci tanımıştır ki bazıları da gerçekten ne yazdığından habersiz de olabilir. Yani o şekilde kurtardık. Sonra ama başka hocalarla beraber böyle konuşurken işte bunu bir yerde anlatmıştık. Bunu yine bir videoda anlattık. İşte hoca şey diyor, ben de asla ayırt edemiyorum onları falan demişti. Biz de evet yani aslında içimizden böyle kolaylaştırmadık, daha da zorlaştırdık. Suçlusu biziz yani çünkü onun için yer değiştirmiştik. Ya ama çok sevdiğim bir hocaydı ve bu tip şeyleri yapmıyoruz yani normalde. Çünkü çok stresli yer değiştirmek. Stresli eğlenceli bir şey değil yani. Belki karakter meselesi ama yani tekrar yapmak ister miyim? İstemiyorum yani. Eğlenceli bir şey değil bence. Bence de. Lisedeki de mesela yer değiştirdik. Hani anlatmak için bir anımız olsun diye değiştirmiştik ama şimdi anlatınca da bir anı ama bir şey yok içinde yani. Ama kimsenin fark etmemesi bir ne kadar benzediğimizi gösteriyor. Ama işte biraz da fark ettiler de belli etmediler. Evet. Hani bazıları da. Bunu da anlatmıştık ama ben yine de konumuz bu diye burada da söyleyeyim. Başka bir videoda anlatmıştık ama bir kere de yer değiştirmediğimiz halde yer değiştirdiğimizi zannetmişlerdi. Evet, o da oluyor evet. Araba direksiyon kursuna gittiğimizde aynı hoca da girmiyordu bize yani değil mi? Evet ama farklı hocalar giriyor ama bizi tanıyorlar. Yani ikiz olduğumuz aynı saatte gidip ders alıyoruz falan. Hoca bir kere Öykü'ye mi demiş sana mı? Evet demişti? Siz yer değiştirdiniz demişti ve asla ikna olmamıştı. Yani kesinlikle birimizin peş peşe girdiğini falan düşündüm. Bence neden biliyor musun? Çünkü Öykü çok şeydi bence. Şimdi sana da bunu söylemek istemiyorum ama. Nasıl? Öykü direksiyon kursunda şöyle sürüyordu arabayı. Direksiyon değiştirmeme gerek yok. Az sonra zaten vites değiştirmeme gerek yok. Az sonra zaten tekrar değiştireceğim diye. Hep böyle aynı viteste gidip tümsek var ileride zaten hızlanmama gerek yok gibi. Yani ondan farklı davrandıysan ya da mesela ben sürerken beni izliyorsa mesela her şeye müdahale eden bir yapısı vardı. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Bir kere hatta hoca kızmıştı. Sen misin hoca ben mi burada diye. Belki farklı davrandın orada. Daha sessizdin falan. Bilmiyorum belki de bilmiyorum kendilerince böyle bir şey vardı da ayırt ettikleri onu göremediler falan. Bilmiyorum insanlar çünkü kendilerine göre bir şey buluyorlar ayırt etmek için. Diğer başka soru var mı? Ben de şunu söyleyeyim yer değiştirme. Bir de bazen bize şey diyorlar kesinlikle ikiz şakası yapmalısınız YouTube'da işte prankleri oluyor yani yer değiştiriyorsun ya da işte insanları kandırıyorsun falan. Çok stresli zor geliyor zor. Onun için. Bilmiyorum. Belki bir gün diyoruz ama yapar mıyız bilmiyorum. Çok zor bir şey gerçekten. Ama yani daha önceden değiştirmiş olduğum için de memnunum. Şimdi yeni bir soru gelmişti. Ona da ekleyelim diyoruz. Bu YouTube'dan gelen bir soru. İsimlerimizin karıştırılması zor olmuyor mu gibi bir soruydu. Yani okuyacak mı? Yani evet isimleriniz karıştırılıyor mu? Zor olmuyor mu ikiz olmak diye sormuş. Soru için teşekkürler. Evet, aslında yani zor tarafları var ikiz olmanın. İsim karıştırılma kısmı da yani kesinlikle karıştırılıyor. Anlıyorum da yani. Ben de anlıyorum. Yani biri Öykü dediği zaman ben de bakıyorum her zaman. Nerede olursam olayım. Çünkü biliyorum ki birileri karıştırabiliyor yani. O gün mesela biri başka bir Öykü'ye seslendi. Ama 3 kişi birden baktı. O Öykü'ye, yani o Öykü, ben ve Öykü, böyle herkes bakmış oldu. Yani birbirimizin isimlerine de dönüp bakıyoruz. Çünkü karıştırıldığımızın da farkındayız. Onu da normal karşılıyorum yani. Benim ismim de zaten hani zor söylüyorlar hani. O yüzden alıştım yani. Ama biri özellikle o da var karıştırıyorsa, özellikle karıştırıyorsa demiyorum, özellikle yanlış ismi söylemekte ısrar ediyorsa gıcık etmek için bazı o başka bir şey. Evet. Yani o gıcık bir şey. Evet. Ya da mesela bazıları da hangimiz bilmediği için özellikle isimle hitap etmiyorlar. Hı hı. Onu da anlıyorum ama biri özellikle ismimle hitap ettiği zaman da hoşuma gidiyor yani. İnsanlar ismini duymayı seviyor bence. Evet, daha değerli olmuş oluyor diyelim. Evet, bir soru değil ama kapanışı bu tatlı yorumla yapalım dedik. Evet, biz de sevgilerimizi, öpücüklerimizi yolluyoruz. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Böyle arada soru cevap videoları yapacağız. Başka soru konularla yapacağız. O yüzden takipte kalın. Güneş doğdu yüzüme. Şöyle geç. Yorumlarınızı da merak ediyoruz. Bizi takip edin, yorum yazın. Videoyu beğendi yapın, beğenin. Evet. Bildirimlerinizi de açın ki biz de böyle motive olup yeni videolar yapalım. Evet, yani benim düşündüğümden daha uzun bir video oldu. Ama yine de umarım eğlenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Merak ettiğiniz sorulara cevap buldunuz mu bilmiyorum ama umarım bulmuşsunuzdur. Bizim için eğlenceli oldu. Soru bahane, sohbet şahane. Aynen öyle. Evet. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.